haram olduğu için de bundan bir hayır beklemek, piyangodan elde edilen parayla bir kişi cami yaptırsa Allah o camiyi onun başına bela eder derhal. Haram. Allah haramı kabul etmez. Haramdan elde edilen parayla ne cami, ne çeşme, ne tuvalet olmaz. İslam kabul etmiyor bunları. Haram kaynaktan almayacaksın. Alın teri dökeceksin. Ama bu cemiyet İslam'a göre kurulmamıştır diyorum ben. Onun için bütün kazançlar haram bu cemiyette. Benim kazancım da haram, seninki de haram, müftünün de ve hepinizin haram. Temiz kazanç yok. Faiz üzerine kurulmuş. Rezalet üzerine kurulmuş. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani kendi nefsimi de kınıyorum. Haşa, sizden farklı bir tarafım yok. Ben de günahkarım, ben de asiyim, ben de mücrimim, ben de bu cemiyetin içindeyim. Şüphesiz tabii. Kimse kendi nefsini ayıramaz. Hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Ne zaman İslam'a dönersek, ne zaman Kur'an'a dönersek kurtulacağız tabii. Bunun tek çaresi Kur'an'a, İslam'a dönmek. Başka yok. Bundan dolayıdır ki haram, mesela milli piyango falan piyango filan piyango, efendim ben bu piyangodan aldığım parayı götürüp falan darul aceze'ye vereceğim yahut falan fakire, olmaz. Hayır yapamazsın. İslam itikadına göre haram ile hayır yapılmaz. Neden? Haramda hayır yoktur da ondan. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Bir şeyi haram ettiysem onda hayır yok diyor Allah-u Teala. Ve bunu da Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. مَا جَعَلَ اللّٰهُ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah size neyi haram ettiyse o haram ettiği şeyde size hayır yoktur. Hayır yok. Hayırlı olmaz o. Oradan hayır yapamazsın. Hiçbir yere hayır olmaz. Haram olan şeyde hayır yok. İslam'ın itikadı bunu böyle açıklıyor.